farklı kültürlerden ve farklı, bu anlamda, bugünkü anlamda üniversite değil, ama Yunan okulu anlamında, bir bilim sistematiği anlamında belli bir felsefeden gelerek kurulan yapılar, tepkiler. Hatta o makalede bugüne çağrıştırarak Yunan düşüncesinin temel felsefi akımları olan stoacılık, siniklik ve epiküryen yaklaşımların tam da bugünü yansıttığını ifade eden bir karşılaştırma yapmıştım. Neydi? Bir şehir devletinden büyük bir emperyal düzene geçiş esnasında, organik yapıdan mekanik yapıya geçiş esnasında insanlar kendilerinin varoluşlarına bir anlam yüklemeye çalışırlar ve şehir yapılarında o güçlü anlam kaybolduğu için, flulaştığı için bu anlamı aramaya başlarlar. Üç tepki doğar. Tepkinin birisi stoacılık. Madem ki şehirden daha büyük ölçeğe geçtik, o ölçeğin içini dolduralım. Daha büyük bir düzenin içini dolduralım. İkincisi, bu organik değişim yapıdan mekanik yapıya geçerken rahatsız olanlar, bir anlamda bir anlam problemi yaşayanlar sinik tepkiyi oluştururlar. Hani Diyojen'in gölge etme başka ihsan istemem demesi sadece bir kişisel tepki değil. Senin düzenin benim bu küçük görünen mikro ama anlamlı dünyamı rahatsız etmesin. Bırakın bu gölgeyi götürün üzerimden diyen yaklaşım. Gerçekliği interteoretical bir gerçeklik anlamında değil, intrateorik, kendi gerçekliği içinde anlama çabası. Epiküryen yaklaşım ise bütün o yaygınlıktan yeni bir mutluluk kavramı, yeni bir haz kavramı üretme. Bugüne yansıttığımızda ben bunları modern dönemde stoacılığı yeni dünya düzeni kavramı, sinikliği postmodernizm, epiküryenizm de tüketim kültürünün yaygınlaşması. Ulus devletin dağılması sonrası daha büyük küresel ölçeklere geçen toplumlarda aynı rahatsızlığı hissettiler. Çok iyi tanımlanmış organik bir ulus kavramı ve organik bir devletten bir anda bu devletin ötesine geçen yapılara taşınıyorsunuz ve rahatsızlık duymaya başlıyorsunuz. Eğer o anlamlı ilişkiyi kuramazsanız, ben sonunda bu üniversitelerin bu anlamda önemine gelmeye çalışacağım ve özellikle de Türkiye'deki üniversitelerin bence özel bir önlemi var. Çünkü bu gerilimi en fazla yaşayan toplumlardan biri biziz. Sebepler üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi daha sonra düşünün, bütün o Yunan'da kalmayalım, bugüne gelene kadar 3 saat daha burada sizi tutmayayım. Ama Roma'ya bakınız. Roma'da felsefeciler yok ama başka bir grup var. Hukukçular var. Bir düzeni başka yere taşıyanlar. O felsefi özden hareketle öyle şehir yapıları kurdular ki neredeyse bu şehir yapıları duplike edildi. Amman'a gidiyorsunuz, Philadelphia, yani Eskişehir adıyla Amman'da ki şehir dokusuyla Roma arasında bir irtibat var, bütün Roma şehirleri. Burada da yine şu şey önemli, nasıl bir Roma hukuku ve nasıl bir eğitim var ki o eğitim, o düzeni idare edecek insanları bir yerden bir yere taşıyor, çok alakasız bir kültürel kontekste gönderiyor bir valiyi ve o kültürel kontekste o vali idarecilik yapıyor, o oradaki düzeni kurmaya çalışıyor. Roma neresi? Şimdiki ölçülere bakarsanız Filistin neresi? Yani Hz. İsa'nın ve o dönemin Roma yöneticileriyle Yahudiler arasındaki ilişkilerine baktığınızda bunu hissedersiniz. Hep tedirginlik. Bu yerel kültürle, Yahudi kültürüyle arasında Hz. İsa'ya verilen şeyde hep bunu hissedersiniz. O pragmatik bir çözüm bulmaya çalışır oradaki Romalı yöneticiler ama hep o yerel kültürle kendi taşıdığı kültür arasında bir çelişki yaşarlar. Bunu İslam medeniyetinde de hissedersiniz. Bu sefer daha önce gerçekten o coğrafyalarda olmayan yeni bir tür, bir öncü tip çıkar. Şey gibi, her bir dönemin kendi doğası gibi alim şeyi etrafında yeni bir Darül Hikme, Nizamiye ya da Kurtuba medreselerinde yine o düzeni sağlayacak devlet yöneticilerini ya da o düzenin nesillere o kültürün nesillerden nesillere aktarılmasını sağlayacak bir yeni bir aydın prototipi üretmeden medeniyetler tarih sahnesine çıkamazlar. Bu Büyük İskender dönemi için Yunan için de geçerliydi. Roma için de, İslam için de, Hint için de. Daha arada Mauryan medeniyeti için, Budist Mauryan düzeni için de aynı şeyi söylemek mümkün. Ashoka için aynı şey. Neredeyse Büyük İskender'in uzak doğudaki mirror, yansımasıdır, aynasıdır Ashoka. Bir yeni düzen kavramını taşıma esası yapar. Bir çarpıcı örneği biz kendi şeyimizden verelim. Osmanlı dönemini düşünün. Şimdi Mesela bir seferinde galiba Şam'da vali şeyleri var. Muhittin Arabi'nin hemen yanında Osmanlı mezarlığı var. Moralı İbrahim Şam valisi. Şimdi baktığınızda Mora ile Şam arasında şey yok. Yani birisi Yunan, birisi Arap. Ortak bir şey yok görünüyor. Mora'da doğan birinin Şam'da vali olması ya da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı düşünün. Balkan konteksten Mısır'da yeni bir devlet inşa ediyor. Ya da Mithat Paşa'yı düşünün. Bir bakıyorsunuz Tuna valisi, bir bakıyorsunuz Bağdat valisi ama iki tarafta da reform şeyi taşıyor. Şimdi bizim için ayrı dünyalar gibi görülen yerler, İstanbul'da üretilen bir yönetim şeyi, devlet adamı, bir bakıyorsunuz Tuna'da, bir bakıyorsunuz Bağdat'ta, bir bakıyorsunuz Yemen'de ya da Libya'da, Trablusgarp'ta. Şimdi bu ona göre bir yönetim şeyini yerleştiriyor, ona göre bir kültür. Bir ferman yayınlandığı zaman imparatorluğun her köşesinde okunabilir olması gerekiyor. Aynen Roma hukukunun bir unsurunun her yere yayılması gibi ya da Büyük İskender için bir o şehirlerin kültürünün, modellerinin yaygınlaşması gibi. Şimdi bu eğitimle devlet yönetimi arasında hatta bu anlamda küresel diyebileceğim, sınırlı küresel diyebileceğim yönetim biçimi arasındaki bağı gösterir. Eğer öyle bir düzen kuracaksanız önce o düzene hitap edecek ya da o düzenin mayasını oluşturacak bir entelektüel prototip üreteceksiniz. O entelektüel prototip, bu entelektüel kavramı genel olsun diye kullanıyorum. Buna sofist diyebilirsiniz, hukukçu diyebilirsiniz, Brahman diyebilirsiniz Hint için ya da alim diyebilirsiniz Müslüman diye ya da aydın. Yani bu prototipi üretmeden, onu prototipin epistemolojik arka planını inşa etmeden sosyolojik yansımasını yani düzenini kurmak mümkün olmaz. Bunlar iç içe geçen mekanizmalar. Biraz daha yaklaşalım. İngiliz sömürgeci sistemini düşünün. Oxford'da yetişen birisinin Hint'te vali olmasını ya da Uzak Doğu'da, Hong Kong'da vali olmasını düşünün. Şimdi nereden nereye hangi kültür taşınıyor ve yönetim dediğimiz şey yönetişim haline nasıl dönüşüyor? Bir kültür aktarımı var ama bir taraftan da çok farklı kültürel kontekste taşınmış bir entelektüel prototip, bir yönetici var. Bütün bu tecrübelere baktığımızda şimdi çok daha kapsamlı bir sürecin önündeyiz. Çünkü bu sefer bütün bu tecrübeler, kültürler üzerinden taşınan tecrübeler en yaygın haline kavuştu. En kapsamlı niteliğine büründü. 3 açıdan yenilik var. Birincisi, demin bahsettiğim zihniyetle ilgili olan boyut. Epistemolojik, felsefi, epistemolojik sistematiğin kurulması, yeni bir zihniyetin inşa edilmesi. Daha önceki örneklerde gördüğümüz şu, zihniyet bir yerde inşa ediliyor ve taşınıyor. Ve o zihniyet tekrar üretiliyor. Bu Büyük İskender için de böyle, Roma için de bu örneklerde. Şimdi ise gittikçe merkez ile çevre ilişkisi bağlamında, küresel anlamda söylüyorum bunu sosyolojik merkez-çevre ilişkisi değil, zihniyetin üretildiği mekan ile taşındığı mekan arasındaki ayrım ortadan kalkmaya başladı. Flulaştı ve zihniyet her yerde paralel süreçlerle üretiliyor. İşte burada eğer yönetişimin karşılığı bir şey olsaydı zihniyetişim falan demek gerekirdi. Bir şekilde iç içe geçmiş süreçlerle zihniyet üretilebilir hale geldi. O zaman felsefi problematik şu, hangi bilgi zemininde yeni dünyayı inşa edeceğiz veya bu küresel yönetişimi yöneteceğiz?